geçelim. İki isim de tabii diğer iki isimse bütün araştırmalarda aslında sorulan ve her seferinde de verilerle de çıkan iki isim var. Biri Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kapağımızın da konusu 13. Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş. Bir diğeri ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu'nun aday olacağı, adaylık beklentisi içinde olduğu o da belli çevrelerde yine dillendiriliyor. Aslına bakarsanız ortada kazanılmış bir başarı var İstanbul özelinde. Bir değil iki başarı var, zira İmamoğlu seçimi bir değil iki kere kazandı. Sonrasında bazı uygulamaları, yaklaşımları filan tartışmalara konu oldu. CHP seçmeni arasında da bazı uygulamalarını seven var, sevmeyen var, eksik bulan var, fazla bulan var. Yani çok konuşulan bir isim İmamoğlu. Fakat güçlü bir isim. Yani hem parti örgütlerinde güçlü bir isim hem de Türkiye genelinde bir karşılığı olduğunu araştırmalarda görüyoruz. Yani ismi çıkıyor. Sayın Erdoğan'la yapılan simülasyonlarda yani Erdoğan'ın karşısında hangi isim aday olursa ne yapar diye sorulduğu zaman hem Erdoğan'ın hem Mansur Yavaş'ın ismi çok güçlü şekilde çıkıyor. Son dönemdeki araştırmalarda yani yakın zamana kadar İmamoğlu ip önde götürürken son dönemdeki araştırmalarda Mansur Yavaş'ın da çok ciddi oy potansiyeli olduğu görülüyor ve hatta birkaç haftadır son araştırmalarda Mansur Yavaş önde çıkıyor. Siz de en çok Mansur Yavaş yazıyorsunuz. Allah Allah. Kadirhan Ünal Mansur Yavaş demiş. Feri diyor ki ikisi de kalsın yerlerinde diyor. Evet yani o da bir görüş. Mansur Yavaş Ferhat Kotan diyor. Mansur Yavaş. Murat Güzel Mansur Yavaş diyor. Ramazan Gündüz İmamoğlu demiş mesela. Esra Güzeliş kesinlikle Mansur Yavaş. Burhan Altıntop İmamoğlu. Aa biz bayağı bir, bence biz bir pol açalım. Fatih bayağı ciddi bir şey bu. Konuşulan bir şey demek ki izleyicilerimiz arasında da. İzleyicilerimiz düşünüyorlar. Bu başlık hakkında bir bilgi versen Özlem Hanım. 13. Cumhurbaşkanı çok iddialı bir söz. Vereceğim şimdi. Şenay Gürer duruşu iyi diyor. Kimin duruşu iyi Şenay? Mansur Bey'in mi? Peki başka? Meral Akşener diye düşünenler var. Özge ya senin adın gerçekten Özge mi? Özge Şekerci var aramızda. Sürekli olarak trenleri soruyor arkadaşlar. Biriniz bir cevap yazarsa. Özge sen kaç yaşındasın? Ha? Öğrenci misin bakayım? Peki Mansur Yavaş. Mansur Yavaş ve İlker Başbuğ. Bak yeni bir isim daha geldi. İlker Paşa'yla da yakın bir tarihte buluşmak için girişimlerde bulundum. Sinem Hanım da Mansur Yavaş diyor. İmamoğlu demiş gene Burhan Altıntop. Başka? Benim adayım Ali Babacan demiş birisi. Evet onun da ismi konuşuluyor doğru. Recep Tayyip Erdoğan demiş Burak. Evet tabii ki zaten o zaten aday. Onun karşısına rakip aranıyor şu anda muhalefet bloğunda. Kılıçdaroğlu demiş birisi. Cevat diyor ki İmamoğlu. Evet burada da bayağı bir anket açmış olduk aslına bakarsanız. Özlem Hanım ara seçim olur mu? Bilmem işte demin anlattım. Onu Naci Bostancı bile bilmiyor. Eğer 30 milletvekili koltuğu düşerse ama olmak durumunda. Onu görüyoruz yani. Şimdi gelelim bu iki adayın hangi alanlarda güçlü olduklarına. İmamoğlu'nun özellikle Doğu Güneydoğu'da da bir karşılığı olduğu araştırmalarda çıkıyor. Genç seçmen arasında, İstanbullu genç seçmen arasında çok sevildiğini biliyoruz. Mansur Yavaş'ın da böyle bir baba karakteri, bir işte devlet edebi adabı, bir devlet adamlığı hali var ve o da Türk seçmenine, CHP seçmenine ve genel olarak muhalefet seçmenine çok iyi gelmiş. İşte deniliyor ki Mansur Yavaş Türkiye genelinde bir seçime çıkarsa, bir yarışa çıkarsa doğudan, güneydoğudan oy alamayabilir. Bu biraz bir önyargı olduğunu söylemeliyim. Mansur Bey'e Ankara özelinde ulaşan araştırmalarda Mansur Bey'in HDP'li seçmen tabanında da ciddi bir seven kitlesi olduğu görülüyor. Onun hiç öyle bir şeyi de yok ayrıca, ön yargısı da yok. Ankara'ya hizmet etme süreçlerinde de hiç öyle bakmıyor. Ben biraz tanıyorum, sohbetlerim var kendisiyle. Evet doğru, bir ülkücü kökenden geliyor ve tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin âli menfaatleri her zaman önceliğidir. Ama kategorik olarak böyle bir düşmanlığı, böyle bir ırkçılığı falan da asla yok yani herhalde tahmin edebileceğiniz üzere. Ama buradaki asıl tartışma konusu bir arkadaşımızın da demin yazdığı gibi Ankara ve İstanbul ne olacak meselesi. Bu iki ismin sürekli olarak hedefte olmasının da aslında sebebi çok güçlü iki adaya dönüşmüş olması. Eskiden muhalefet bloğunda ortak bir aday, bir çatı aday ararken
aklımıza bir iki isim gelirken bugün artık çok başka seçenekler de var bununla ilgili ve Mansur Yavaş ve İmamoğlu ismi de gerçekten çok güçlü iki isim olarak ortada duruyor. Mesela İmamoğlu'na bugün biliyorsunuz bir şey, iki yıl hapis sistemiyle ilgili bir süreç başlatıldı. Şimdi hemen onun açıklamasını bulacağım. İmamoğlu'nun bir basın grubu var. Orada düzenli olarak bu açıklamaları geçiyorlar. Kendi kelimeleriyle ifade etmek isterim. Bugün kendisine de soruldu. Denildi ki hakkınızdaki bu hapis sistemi için ne düşünüyorsunuz? O da dedi ki, şuradan hemen okuyorum. Savcılık mütalası, bir savcılık mütalası oluşturuldu kendisine. Ordu valisinin suç duyurusu üzerine, hatırlıyor musunuz? Trabzon seyahatine, Karadeniz seyahatine gitmişti bayramda. Benim de meşhur bir videom var, arabasının üstünde canlı yayın yapıyorum. İşte herkes o videoyu paylaşıp işte bağımsız gazeteci mi nasıl oluyor falan demişti. Arkadaşlar yani bir kampanya izliyordum ve canlı yayın arabasının üstünden canlı yayın yapıyordum cep telefonuma. Ekrem Bey de o sırada Trabzon halkına hitap ediyordu, yani yaptığımız iş buydu. Gündemi alabora etme çabaları bunlar demiş. Havaalanında bir kriz yaşanmıştı, hatırlıyorsunuz. Ve bununla ilgili olarak Ordu Valisi'nin suç duyurusu üzerine hakaret davasında savcılık 2 yıl hapis istedi İmamoğlu ile ilgili. Aynen şöyle demiş Sayın İmamoğlu. Gündemi alabora etmek için çabalar bunlar. Bu ülkenin gerçekten kronik, kritik sorunları var. En büyüğü de yoksulluk. Biz ona çare bulmak istiyoruz. İnsanların umutlarını büyütmek istiyoruz. Genç insanların liyakatli bir şekilde işe girmelerini sağlamak istiyoruz. Çok doğru. Bu ülkede gençlerin en çok göç etmek istemesinin sebebi işsizlik ve liyakat meselesi. Çünkü gençlere sorduğunuz zaman şöyle diyorlar. Biz işte bir işe başvursak bile torpilimiz olduğu için alamayız diyorlar, biliyorsunuz. Dolayısıyla İmamoğlu ile ilgili mesele bu. Peki gelelim Sayın Mansur Yavaş'la ilgili olan meseleye. Nereden çıktı? 13. Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş kapağı. Vallahi ben çıkartmadım. Z kuşağı bir kampanya başlatmış arkadaşlar. Ekşi Sözlüğün gündem maddelerinden biriydi bugün ve en çok hakkında yorum yapılan gündem maddelerinden biriydi. 13. Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş diye bir kampanya başlatmışlar. Hatta entry'leri okuyayım size, şu anda sayfa önümde. Allah'ın izniyle 2023'te yazmış bir arkadaşımız. Büyük bir huzur ve güven içinde oy verebileceğim yegane siyasi kişiliktir. İnşallah güzel hazırlanıyor demiş bir başkası. Bunca yılın hukuksuzluğunu Mansur Yavaş'tan başkası temizleyemez. Hatta giden paraları, peşkeş çekilen devlet mallarını bile geri tahsil eder demiş bir başkası. Mis gibi hayal, düşünsenize demiş. Sonuçlar açıklanıyor. Mansur Yavaş %10 civarında bir farkla başkan. O gece ve sabahı nasıl bir duygu yaşanacak? O sabah nasıl uyanılacak? Bir hayal etsenize demiş. Böyle yüzlerce entry var, giriş var, paylaşım var. Kesinlikle ülkeyi rahatlatacak, ilaç gibi gelecektir diyenler. Tabii itirazı olanlar da var. Mesela bazıları diyor ki ülkücü birine ben oy vermem. Ruhlar aleminde yaşamıyoruz demiş bir başkası. Olamaz öyle bir şey demiş. Birisi demiş ki en büyük dileğim budur. Birisi demiş ki Ankara'da yaşattığı aile sıcaklığını tüm ülkeye yayılması için gerekli olandır. Bir başkası demiş ki masaya çık tepin istersen, bunu söyleyen biri cumhurbaşkanı olunca kim bilir nasıl bir efsane olur, bekliyoruz diye yazmış. AKP'liler bile oy verir başkanıma, hadi çabuk geçsin şu zaman, 2023 gelsin demiş. Gene menfi yorumlar da var, onlardan da okuyayım birkaç tane diyeceğim ama bulamıyorum, bir dakika, demin görmüştüm. Böyle yüzlerce yorum açılmış, bakıyorum. Allah Allah. Ha, birisi demiş ki sanırım Kürtlerin taleplerinin karşılanmasını Türkleri de ürkütmeden, tedirgin etmeden yapabilecek ender kişilerden demiş. Gerçekçi olmak gerekir demiş. Yavaş'ın 2010 referandumu hakkında zamanında Devlet Bahçeli'ye yazdığı mektup kendisi hakkındaki görüşlerimi etkiliyor ama aday olursa yine de oyumu alır. Ama ben gene de İmamoğlu'cuyum demiş bir başkası mesela. Böyle yorumlar var. Siz ne düşünüyorsunuz? Hemen bakayım yorumlarınıza. Oylar Mansur Başkan'a, barış gelsin, huzur gelsin. Birisi ülkücüye o yok demiş mesela. Nazım arkadaşımız demiş ki, bir dakika yukarıda kaldı. Ekrem ve Yavaş Bey bu ülkeyi rahatlatır demiş. Cuma arkadaşımız benim annem Selahattin Demirtaş diyor. Ferhan Kotan barış gelsin, huzur gelsin. Bir başkası
Rakip yok, Başkan Recep Tayyip Erdoğan demiş. Keşke ikisi de olabilse. Zeki diyor ki Yavaş veya İmamoğlu aday olmazsa oy vermem diyen çok insan tanıyorum diyor. Birisi Profesör Özgür Demirtaş aday olsun demiş. Peki. Özgür Özel olabilir demiş birisi. Bugün Diyarbakır'daydı. Özgür Özel bugün Diyarbakır'daydı. HDP önündeki anneler nöbetindeki anneleri ziyarete gitmişti. İmamoğlu'ndan fazla oy alır demiş birisi. Biri demiş ki bir dakika Meral Akşener. Meral Akşener güçlü bir lider o aday olmalı demiş. Hasan Aydın ben Mansurcuyum diyor. Hasan Karakulak ben ya Meralciyim ya Mansurcuyumdur diyor. Bir tane. Ali Akkanat diyor ki bir saniye yukarıda kaçırdım. Hay Allah hızlı geçiyorsunuz. Şey hızlı yazınca siz ben de kaçırıyorum arkadaşlar. Ha Yusuf demiş ki ne sağcıyım ne solcu. Mansurcuyum Mansurcu. Evet 13. Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş. Olabilir mi? Valla kampanya devam ediyor kendisi hakkında. Paylaşımları Ekşi Sözlük sayfasında siz de görebilirsiniz. Çok konuşulan bir başka CHP'li belediye başkanı da İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer biliyorsunuz. Kendisi İzmir'de Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştü. İzmir'in bazı temel problemlerini çözmek için merkezi hükümetle işbirliği yapmak zorunda yerel belediyeler. Normali de budur zaten. Medeni olanı da budur zaten. Hepimizin beklediği de budur. Sonuç olarak millete hizmet verilecek. Tunç Bey bu deprem ve hortum süreçlerinde İzmir'e gelen Cumhurbaşkanı ile görüşmeyi başardı. Yani 1.000 kere randevu istemelerine rağmen Mansur Yavaş dışında külliyeden randevu alabilen olmadı biliyorsunuz. İmamoğlu toplu olarak gitmişti ama iki kere kırık şeye sandalyeye oturtulmak suretiyle bir daha da randevusuna cevap alamamıştı. O da biliyorsunuz Kadir Topbaş'ın cenazesinde Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştü. Yani koskoca illeri yöneten belediye başkanları bu ülkenin Cumhurbaşkanı ile ancak orada burada ayaküstü hani önüne çıkarak falan Sayın Cumhurbaşkanı sizinle görüşmemiz lazım falan diye görüşebiliyorlar. Yani içler acısı bir durum bana sorarsanız. Tunç Bey demiş ki her zaman İzmir'in sorunlarını çözmek için Cumhurbaşkanı ile bir araya geliriz. Bir de şeyi anlattı Tunç Soyer. Dedi ki ya biliyorsunuz belediye başkanları WhatsApp grubu oluşturulmuştu. Artık hayırlı cumalar bile yazılmıyormuş oraya. Yani kimsenin bir mesaj falan yazdığı yokmuş. Çok feci bir durum yani Türkiye bundan çok daha iyisini hak ediyor diye düşünüyorum.